Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Amin. Müslümanla mümini ayıran kavram nedir? Bazıları çok bunu ayırt etmemişler. Müslümanla mümini aynı kategoriye koymuşlar ama sufiler bunu ayırırlar. Müslüman, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimse Müslümandır. Bu noktada hiç kimsenin üzerinde şeki şüphesi yoktur. Bir kimse kelime-i tevhidi diliyle ikrar ediyorsa bize, biz onun Müslüman olduğunu hükmederiz. Mümin denilince de iman ettiği dini yaşamaya çalışan kimse mümindir. Müminler de kendi arasında üçe ayrılır. Sufiler ayırır bunu. Avam, has, hasül, has diye. Avam mümin namazını kılar, orucunu tutar, işte haramlardan uzak durmaya çalışır. Kendince dinini yaşamaya gayret eder. Ama bu Allah'ı bilme noktasında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevme noktasında fazla bir gayreti yoktur. Bunun hasül hasi dediğimiz avamın bir üstü, eskiler buna işte şeriat, tarikat, hakikat diye ayırdıkları bölümdür bu. Yani işte avam mümin, şeriatı yaşayan mümin. İşte has mümin de normalde tarikatı yaşamaya çalışan kimse. O Allah'ı, Allah sevgisini, Resulullah sevgisini, veli sevgisini tatmaya çalışan, bu konuda gayret eden, daha ince yaşamaya çalışan, hani onlar böyle biraz daha işte takva dairesinde durmaya çalışan kimselerdir. Hasül has dedi eskilerin, bir kısmının işte şeriat, tarikat, hakikat dediği, hakikat noktasındaki mümin ise Allah'ı seven, Allah'a koşan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine aşık olan, seven, onun sünnet-i seniyesini yerine getirenlerdir kısaca. Namazdayken şeytanın yanıma geldiğini, benimle konuştuğu zaman Eûzü Besmele çekiyorum, sureyi yarıda bırakıyorum, sonra tekrar devam ediyorum. Sureyi yarıda bırakmanıza gerek yok. Böyle bir şey olduğunuzda namazınıza devam edeceksiniz. Namazı bozmayacaksınız. Cumartesi tekke sohbeti ve oda sohbeti yapılacak mı? Herhalde bir müddet tekkedeki faaliyetlerimiz durduruldu. Açıklama yapmış Cafer. O yüzden tekkede bir müddet herhangi bir faaliyetimiz olmayacak. Bayan dergahı açık. Normalde orada tadilat ettiğimiz yer, orası bayanlara hizmet etmeye devam edecek. Bir sohbetinizde anlattınız, yeryüzünde azgınlıklar çoğaldıkça yer altındaki yaşayanlar yeryüzüne çıkmak istedikleri için depremsel felaketler meydana gelir demiştiniz. Sorum şu, yer altında yaşayan ülkesi, devleti, halkı olan bir grup veya tabiri caizse cinni taife var mıdır? Hakkınızı helal edin. Ya bunlara girersek bu işin içinden çıkamayız. Bunlar bir halle alakalı mevzular. Bu halle alakalı mevzuların herkese umuma delil olması söz konusu olmaz. Anne baba hakları nelerdir? Üf dahi demeyiniz yeter zaten bunu söylememek. Ayet-i kerimede üf bile demeyiniz diyor. Erkek evlat anne ve babasına bakmakla mükellef. Üf bile demeyecek. Kız evlat bu noktada anne ve babasının elinin altındayken o da üf dahi demeyecek. Kız evladı, evlendi, işi gücü rast gelsin. Annesinden babasından sorumluluğu kalmadı. Erkek evlat,
evlendi, ne yaparsa yapsın anne ve babasının sorumluluğu ondan kalkmaz. Evlatların anne babanın üstünde hakları var mıdır? Evet. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri diyor ya, doğduğunda hayırlı isim konması soruyor. Oğlundan şikayet eden babaya. Sen diyor doğduğunda ona ne isim koydun? Şahin diyor. Ona dinini öğrettin mi diyor. Biz bedeviyiz, çöllerde dolaşırız. Ben ona din öğretemedim diyor. Devam ediyor. Ona ticaretten, sanattan, ziraatten bir meslek sahibi ettin mi? Ya Emir el Mü'minü, biz bedeviyiz. Hani bir meslek sahibi etmem de mümkün değil. Edemedim. Ondan sonra diyor ki, akıl bali olduğunda, evlenme çağına geldiğinde evlendirdin mi? Yok ya Emir el Mü'minü. İyi ki o seni öldürmemiş diyor. Şimdi bir çocuğun anne babadan hakları olduğu gibi, anne babanın çocuktan hakları olduğu gibi çocuğun da anne babadan hakları var. Bu ne? Bir çocuğa hayırlı isim konması. Bu çocuğun hakkı. İkincisi çocuğa dinini öğretmek. Bir anne baba çocuğuna dinini öğretmediyse onun normalde dinsiz yetişmesinden sorumlu. Onun namaz kılmamasından sorumlu, oruç tutmamasından sorumlu, örtünmemesinden sorumlu. Onun dini bir hayat yaşamamasından sorumlu. Üçüncüsü ne? Ona bir ziraattan, ticaretten, memurluktan, nereden? Onun bir meslek sahibi olması için gayret gösterecek anne baba. O çocuk kendisine ve ailesine bakabilecek, iaşesini sağlayabilecek bir iş yapacak. Bu anne baba bunu sağlamazsa bundan da sorumlu. Evlenme çağına geldiğinde de evlendirecek. Kız, erkek. Eğer bunu yapmıyorsa anne baba bundan da sorumlu. Allah sorumluluklarımızı yerine getirenlerden eylesin. Amin. Erkeğin eşine küsmesi ve bu sebeple oda değiştirmesi veya iş yerinde uyumasını, her şeye kolayca öfkelenmesini nasıl atlatabiliriz? Küsken adamla uğraşılmaz ki ya. Adam hanımına küsermiş mi ya? Nasıl bir şey bu ya? Ya da biz hiç görmedik ya babamızın anama küstüğünü. Babamla evin içerisinde hani onların aile hayatını gördük ya. O yüzden biraz bile az da olsa bize ölçü oldu. Bizim Allah rahmet eylesin, anne de baba da vefat etti. Ama ben babamın anneme küstüğünü hiç hatırlamıyorum. Bu kötü örnek olur size. Şimdi bir iki enstantane anlatırım. Size kötü örnek olur. Allah muhafaza eylesin. Annemin babama küsme şansı zaten yoktu. Yani babam bir şey soracak, o cevap vermeyecek. Böyle bir şansı yoktu yani. Böyle bir şey olması biraz zor. O yüzden ben normalde Mustafa Özvan, hani böyle bir erkeğin bir kadına küstüğünü ben Bayındır'da bilmiyorum. Bayındır'da öğrenmedim. Bunu ben Ödemiş'te öğrendim. Böyle bizim Bayındır'da konuşulurdu. Trenin kadınları yaparmış böyle. Adamlara küserlermiş mesela.
adamlar kadınlara küsermiş. Bizim böyle kahve muhabbeti millet alay ederdi. Tireli misin sen filan birbirlerine. Ödemiş'te gördüm ben. Adamlar küsüyorlar. Orada dert dinlemeye başlayınca Bayındır'da da dinliyorum. Sıkıntı yok. Bayındır'da kadınlar şikayetçidir kocalarından. Başka yönlerden şikayetçidirler. Yani adamlar çok aktif diye şikayetçidir. Normalde mesela adamın küsmesini ben Ödemiş'te dinledim. Bursa'da dinliyorum. Yani adam küsüyor hanımına. Ondan sonra küsüp yorganı yatağa alıp işte neyse salona göçüyor. Hicret ediyor adam. Gidiyor. Birisi öyle dedi de hoşuma gitti. Ben hicret ettim dedi yatak odasından salona. Oğlum sen kaçmışsın dedim ben de. Kaçmayı ne zamandan beri hicret saydın dedim. Bu dedim kaçmışım böyle baktı. Abi nasıl dedi? Oğlum seninki kaçmak dedim. Seninki hicret değil. Sen dedim ruci et kaçmaktan geriye dön. Bir erkeğin kadınına küsmez. Anlatır, nasihat eder, bir daha anlatır, küsmez. Tavır koyabilir, küsmez. Ben evin adamısın, nereye küsüyorsun? Konuşur, sıkıntı yok. Yani veya bir kadın adama nereye küsecek ya? Yani adam gel dediğinde gelmiyor mu diyecek? Bunlar tuhaf şeyler. Yani yapmışken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri gibi yap. Erkeğe söylüyorum. Çık damın üstüne. Allah'tan vahiy bekle. De ki bunlar dünyalık benden çok şey istedi. Benim dünyalık olarak başımın etini yedi. Cenab-ı Hak da hemen vahyi indirdi zaten. Dedi ki istersen hepsini boşa, Allah sana yenisini verecektir. Adam neden küssün karısına? Allah muhafaza eylesin. Veyahut da kadın aynı evin içindeler ya. Ben bu böyle olduğunda aklıma şunu geliyor. Bir aile söylediler. Daha doğrusu kız anlattı ailenin. 35 yıldır küsmüş anne baba. Bir evin içinde yaşıyorlarmış. Bunu anlatıyorum hep derslerde. 35 yıl, 36 yıldır küs. Bir evin içinde yaşıyorlar. Yani adam evin ihtiyacı olan sebzeyi, meyveyi neyse alıyormuş, getiriyormuş mutfağa. Adam ayrı yemek yapıp yiyormuş, kadın ayrı yemek yapıp yiyormuş. Bir sofraya da oturmuyorlarmış, ayrı yemek yapıyorlarmış. Kız evlenmiş, oğlan evlenmiş. Dayanamadım, kıza sordum. Dedim bunlar küsler, siz nasıl oldunuz dedim. Dedi ki, yani benim bir büyüğüm var abim, benden sonra yok zaten dedi. Yatakları da ayırmışlar. Boşanmadılar mı? Yok hayır boşanmıyorlar da. Boşanmıyorlar da. Ya bu hayat değil. Nasıl bir hayat 3 günlük ömürde ya? Küsecek bir de insan. Allah muhafaza eylesin. Biri bana küsse herhalde ölünceye kadar konuşmam ben. Allah iyilesin inşallah. Dışarıdaki zorlukları atlatmak kolay fakat evin içindeki huzursuzlukta zorlanıyorum. Oturup ortak çözüm yapamıyorum. Nasıl bu durumları atlatabiliriz? Çocuklarımıza kötü örnek oluyoruz. Ya küsken adamla neyi konuşacaksın ya? Çok zor. Her insan birbirini takip etmek zorunda mıdır?
Neden zorunda olsun ya? Özgür herkes. Gün yapmak ve para toplamak caiz midir? Vallahi bugünlerde millet ne yaşıyor, ne kafayla gidiyorlar, geliyorlar, toplanıyorlar bilmiyorum. Ama Allah için toplanıyorlarsa, mesela işte 5-10 talebeye harçlık olsun diye kendi kendilerine para toplayıp talebeler okutuyorlarsa, fakir fukaraya yardım olsun diye böyle şeyler yapıyorlarsa, birbirlerine yardımlaşma amacıyla böyle şeyler yapıyorlarsa, eyvallah. İşte sıla-i rahimi akrabalar arasında birbirini gezme, tozma, hani birbirine sıla-i rahim yapıyorlarsa, eyvallah, buna söyleyecek bir sözümüz olmaz. Ama öbür türlü herkes takıp takıştırıp, yedirip yitiriyor, birbirine şatafat gösteriş yapıyorsa sıkıntılı. Gaza namazları için ezan okuyup kamet getirmek şart. Kadınlar için de geçerli mi? Namaz kılan erkekler, namaz kılan kadınlar. O yüzden kamet getirmek şart. Her namazın ardından sürekli kaza namazı kılan kişi mesela 4 rekat öğle farzını kılıp 4 rekat da en son kılmadığı öğleyi kılan kişi ezan ve kamet okuyacak mı? Kamet yeterli. Okumadıysa kazaların da kaza mı etmeli? Yok. Olmuş bitmiş zaten. Allah mübarek eylesin. Allah kabul etsin inşallah. Evet. Acil sorusu olan var mı? Peki. Fâlemennâhu. Selamat. Amin. Destur.